Merhaba arkadaşlar, uzman 2 testinin çözümlerine başlıyoruz. Aynı sıcaklıkta K lamine sıvıların öz kütleleri verilmiş. İkisinden yapılan karışımın öz kütlesinin 2.3 olduğunu söylüyor. Buna göre karışım hangisinden oluşur? Karışım bir kere arada bir değer alacağı için, mesela K ile L'yi karıştırırsak 1 ile 2 arasında bir değer elde ederiz. Yani 2.3 elde etme şansım yok. M ile N'yi karıştırırsam da 3 ile 3.5 arasında bir karışım elde ederim. Yani 2.3 elde etme şansım yok. L ile M'yi karıştırırsam 2 ile 3 arasında bir değer elde edebilirim. Yani 2.3 olma ihtimali var. Cevabımız Bursa olacak. KLM sıvıların kütle hacim grafiği vermiş. Dolayısıyla hemen öz kütlelerini bir bulayım. Kütle bölü hacimden öz kütlesi K'nınki kaç çıkacak? 4. L'nin 30 bölü 15'ten 2. M'nin öz kütlesi de şu değer alırsam 10 bölü 10'dan 1. Peki sırasıyla şekil 2'de kapı 200 cm küpe kadar K. Yani K'dan koyduk. K'nın öz kütlesi kaçtı? Öz kütlesi 4'tü. Hacmi ne kadar? Hacmi 200. Peki 300 cm küp seviyesine kadar, yani şuraya kadar L sıvısını koyduk. Yani öz kütlesi 2 olan sıvıdan 100 cm küp koyduk. Bir miktarda M konulunca toplam 1100 gram gelmiş. Şimdi arkadaşlar burada K'nın kütlesini bulursak toplam 1100 gram gelmesi için M'den ne kadar koyacağımızı bulacağız. Sonuçta kütle dediğim şey öz kütle çarpı hacim. Dolayısıyla burada K'nın kütlesi ne yapar? 800 gram yapar. L'nin kütlesi ne kadar yapacaktır? L'nin kütlesi 200 gram yapacak. Toplam kaç etti arkadaşlar? Toplam 1000 gram etti. Toplam 1100 olacağı için demek ki M'den ne yapacağız? M'den 100 gram koyacağız. Dolayısıyla M'nin öz kütlesi de 1 olduğuna göre hacim olarak ne kadar koymuşuzdur? Hacim olarak da 100 cm3 koymuşuzdur. Dolayısıyla M'nin kaptaki M hacmi 100 cm3 olacak. Altın bakır alışımını oluşan KLM tablonu kütle hacim grafiği verilmiş. Ayarı en düşük. Şimdi en düşük ayar demek ne demek? İçinde altın miktarı az olacak. Yani bakır miktarı fazla olacak. Ve bakırın öz kütlesi küçük olduğu için, o zaman sen öz kütlesi küçük olandan fazla kullandığın için öz kütlesi en küçük olanı bulmak istiyorum. Öz kütlelere bakarsak öz kütlede kütle bölü hacim olduğu için bunun öz kütlesi kaçtır? 12'dir. Bunun öz kütlesi kaçtır? 7'dir. Buranın öz kütlesi kütle bölü hacimden 18'dir. Buranın öz kütlesi 6'dır. Buranın öz kütlesi 7 bölü 2'den 3.5'tür. Öz kütlesi en küçük olan kim? P. Öz kütlesi 3.5 olduğu için en küçük. Öz kütlesi en küçükse demek ki öz kütlesi en küçük olan bakırdan fazla kullanmışızdır. Yani en düşük ayarlı bilezik elde etmişizdir. D2'de hacimleri veren kütleleri soruyor. Eksen kütleyi nereden bulacaksın? Öz kütleyle hacmin çarpımını bulacaksın. O zaman X'in öz kütlesi de hacmi de 4V olduğu için bunun kütlesi 4DV'dir. Y'den 2D öz kütlesi sıvıdan 3V hacimde aldığın için kütlesi 2D çarpı 3V'den 6DV olacak. Dolayısıyla kütlelerin oranı ne olacaktır? 2 bölü 3 olacaktır. Cevabımız Ceyhan'dır. Kılcallı kolayın etkisi dezenfektasyon ile yapılan temizlemelerde var mıdır? Şimdi dezenfektasyon dediğimiz arkadaşlar ne? Sonuçta dezenfekt ediyoruz. Yani ne yapıyoruz arkadaşlar? Orada içine temizlik malzemesi içine başka malzemeler karıştırarak onları dezenfekte etmiş oluyoruz. Bu temizlemede genelde bakterilerin öldürülmesi, yani dezenfekte yapma işlemi kılcallıkla pek bir etkisi yoktur. Bu bakterileri öldürebilecek malzeme kullanmakla alakalıdır. Spor malzemeleri yapılan kullanılan bazı kumaşların teri deriden çekmesi bu kılcallıkla alakalıdır. Sonuçta çok küçük gözeneklerde o terin kendinden çekilmesi. Küp şekerin bir ucunun ıslatıldıktan sonra tamamının ıslanması yine o küp şeker arasındaki boşlukların kılcallık etkisiyle o suyu çekmesi, emmesiyle olacaktır. Cevabımız 2 ve 3 denizdedir. Hacimler birbirine eşit olan X'ye silindirleri aynı maddenin yapılmıştır. X'in dayanıklığı Y'nin dayanıklığının 4 katıdır. Arkadaşlar silindir ise silindir sonuçta düzgün cisimler olduğu için bunların dayanıklılığı nedir arkadaşlar? 1 bölü H'tır. Yani yükseklikle ters orantılıdır. Dolayısıyla X'in dayanıklığı Y'nin dayanıklığının 4 katı olduğuna göre X'in yüksekliğine H dersem Y'nin yüksekliğine ne diyeceğiz? 4H diyeceğiz. X'in yarı çapı R olduğuna göre Y'ninkini soruyor. Bunların hacimleri neydi? Hacimleri eşitti. Peki silindirin hacmi taban alanı pi R kare çarpı H'tır. Bu X'in hacmi. Y'nin hacmi de ne olacaktır arkadaşlar? Pi çarpı işte yarı çapının karesi çarpı yüksekliği. Yüksekliği ise kaç H? 4H. Pi'ler gitsin, H'lar gitsin. Dolayısıyla R kare eşittir 4 tane R Y'nin karesi diyebilirim. Her tarafın kare kökünü alırsak arkadaşlar R eşittir 2 R Y diyebiliriz. Yani Y'nin yarıçapı ne olacaktır arkadaşlar? R bölü 2 çıkacaktır. Cevabımız Bursa'dır. Bir sıvının öz kütle kütle grafiği vermiş. Sonuçta maddenin öz kütlesi burada ne yapmıyor arkadaşlar? Değişmiyor. Burada ise öz kütle azalıyor. Şimdi karada sıvının sıcaklığı değişmemiştir. O zaman öz kütleyi değiştiren faktörler sıcaklıktı. Burada öz kütle değişmiyorsa demek ki sıcaklık değişmemiştir. Doğrudur.
L aralığında ısınma sıcaklığı artmaktadır. Öz kütle azaldığına göre demek ki genleşiyor. Yani kütle değişmeden hacim artıyor ki öz kütle azalıyor. Demek ki genleştiği için sıcaklık artıyor. Zaten sıcaklıkla öz kütle ters orantılıydı. L aralığında ısınma sıcaklığı değişmemiştir. Değişmeseydi orada öz kütlenin de değişmemesi gerekiyordu. Ama burada öz kütle azalmış. Demek ki sıcaklıkla bir değişim var. Cevabımız Ceyhan olacaktır. Boyutlar 12 cm, 18 cm, 24 cm olan, içi boş, dikdörtgen içinde yarıçapı 3 cm olan küre şekli bilyelerden en fazla kaç tane koyabiliriz? Şimdi arkadaşlar sen burada dikdörtgenler prizmasını kürelerle tamamen doldurma şansın var mı? Yok. Aralarda boşluk olacak. Onun için ben burada dikdörtgenler prizmasının hacmini o kürenin hacmine bölerek bulamam. Çünkü arada boşluklar da olduğu için bütün hacmi dolduramayacağım. O zaman ne yapacağım? Şöyle düşüneceğim arkadaşlar. Mesela bir kenarı ne kadar? Bir kenarı 12 santim. Bir kenarı ne kadar? Bir kenarı 18 santim. Bir de şöyle bize doğru yüksekliği olduğunu düşünün. Yüksekliğinde ne kadar? 24 santim olduğunu düşünün. Şimdi ben buraya ne yapıyorum? Yarı çapı 3 santim. Yarı çapı 3 santim ise çapı ne olacaktır? Çapı 6 santim olacaktır. Dolayısıyla ben bu kürelerden buraya en fazla 2 tane sığdırabilirim. Bu şekilde çapı yine 6 santim, 6 santim, 6 santim olduğu için buraya da 3 tane sığdırabilirim. Yani ikişer de 3 sıra. Yani ne yapacağım? 3, 6 tane koyacağım. Peki her bir kürenin yine yüksekliği 6 santim olacak çapından dolayı. Bizim yükseklik ise ne kadar silindirin yüksekliği ise 24 santimdir. 6 santim, 6 santim, 6 santim diye 4 tane yani 6 şarlı 4 sıra dizeceğim için toplamda en fazla ne yapabilirim? 24 tane küre yerleştirebilirim. Dayanıklılığı soruyor. Bunlar hepsi düzgün arkadaşlar. Silindir, silindir. İçi boş da olsa tabanları nasıl başlıyorsa yukarıya doğru aynı şekilde yükseldiği için düzgün cisimlerdir. Ve düzgün cisimlerin dayanıklılığı neydi arkadaşlar? Sadece yüksekliğe bağlıydı. Yükseklikle ters orantılıydı. Bunun üçünün de yüksekliği eşit olduğu için üçünün de dayanıklılığı birbirine eşittir. Kütle hacim grafiği vermiş. Hemen öz kütlelerini bir bulayım arkadaşlar. K'nın öz kütlesi kaç çıkacak? Kütle bölü hacimden 8 çıkacak. L'nin öz kütlesi 40 bölü 10'dan kütle bölü hacimden 4 çıkacak. M'ninki de 20 bölü 10'dan 2 çıkacaktır. Eşit hacimde alınarak karışımının 280 gram. Şimdi eşit hacimde karıştırıyorsak karışımın yoğunluğu ne olacaktır arkadaşlar? Karışımın yoğunluğu bunların aritmetik ortalaması olacaktır. Veya şöyle düşünün. Ne yaptım? Ben K sıvısı diyeyim, L diyeyim, M diyeyim. Hepsinden hacim olarak ne yaptım? V eşit hacimde aldım. Yalnız K'nın kütlesini kütle arkadaşlar öz kütleyle hacmi çarpımı olduğu için K'nın buradaki kütlesi 8V kadardır. Bunlar da kütleleri. L'nin kütlesi öz kütle çarpı hacimden 4V kadardır. M'nin kütlesi de ne kadardır? 2V kadardır. Dolayısıyla toplam elimde ne yaptık arkadaşlar? 14V'lik bir kütle elde ettim. 14V'lik kütle 280 gram geldiğine göre demek ki benim burada V dediğim hacim değeri nedir arkadaşlar? 20 santimetre küptür. O zaman bana K sıvısından kaç gram var diyor. O zaman K'nın kütlesi 8V idi. V'miz 20 santimetre küp olduğu için 8 ile 20'yi çarparsak 160 gram kimden almışımdır? K sıvısından almışımdır. Cevabımız Ceyhan olacaktır. Uzman 2 testini bitirdik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.